Değerli dostlar, Tarihten Notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün bir kütüphaneden yayın yapıyoruz. Tarihten Notlar'da bu hafta özellikle Türk'ün asrını konuşmak istiyorum sizlerle. Nedir Türk'ün asrı ya da Türkiye yüzyılı diye gündemde olan bir deyim var ama ben onu biraz daha Türk'e özgü hale getirilmekten kasıtla bunu söylüyorum. Türk'ün asrı yani yeni bir dünya düzeni kurulmakta. Ve bu yeni dünya düzeninde Türk milleti ne yapmalı? Türk gençliği ne yapmalı? Bunu konuşmak istiyorum. Aslında depremde çok sayıda canımızı kaybettik. Ve bir taraftan yaralar sarılıyor, sarılmaya devam ediyor. Aynı zamanda ülkemizin gündemi siyaset ve siyasetle ilgili de gelişmeler var. Tüm bu yoğunluk, tüm bu keşmekeş, bu yoğun hareketlilik alanında karşımıza çıkan bir fikir, son dönemde karşımıza çıkan ve önemsememiz gereken bir fikir. Türk'ün asrı, yani yeni yüzyılda Türk milleti ne yapmalı? Yeni yüzyılda Türk milleti hangi noktada olmalı? Türk milletinin ideal insan tiplemeleri nasıl olmalı? Ve bu Türk milleti gelecek asırda ayakta kalabilmek adına neler yapmalı? Bütün mesele aslında burada. Bu arada bir müddettir ekranların başında tekrar programlarımızı izliyorsunuz. Onun sebebi şuydu. Bir müddet yurt dışında programlarımız vardı. Öncelikle İsviçre'nin Zürih kentinde dostlarla kucaklaştık, bir araya geldik. Ardından Avusturya'nın Dornbirn, Vorarlberg, Harz bölgesinde konferanslar gerçekleştirdik. Kitaplarımızı imzaladık. Tabii ki Avrupa Türklüğü var olsun. Oraya vardığımızda bize çok büyük ilgi ve alaka gösterdiler, teveccüh gösterdiler. Oradan Vorarlberg bölgesinde, Dornbirn bölgesinde kitap fuarından sonra ayrılıp Münih'e geçtik. Münih'i gezdik, oraları gördük. Ardından Salzburg üzerinden Viyana'ya, yani ecdat yadigarı Tuna kıyılarına ulaştık. Viyana'yı gördük. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın bulunduğu, karargah kurduğu tepeyi de gezdik. Viyana sokaklarını karış karış dolaştık. Tuna kıyısında elbette abdest almadık. İşin esprisi bir tarafa ama Viyana kuşatmasını resmettikleri askeri müzeyi de, Habsburg hanedanının başkentini de, saraylarını da, müzelerini de, kiliselerini de baştan sona dolaştık. Bununla beraber hem o bölgede Niğde Akçaören beldesinin ve Niğdelilerin, Avrupa'daki Niğdelilerin oluşturdukları muazzam bir dernekte bir konferans gerçekleştirdik. Öbür taraftan yine Avusturya Türk Federasyon Genel Merkezi'nde kıymetli dostlarla bir araya geldik. Genel Başkanımız Ali Can Bey ve yine Genel Sekreter, orada Genel Sekreterimiz Kadir Ulusoy Bey ve yine Baki Uslu Başkanım. Onların misafirleri olduk. Tüm bu faaliyetleri yaparken de elbette Serdal Altıntaş, Harz Ülk Ocağı Başkanımız ya da Harz Türk Federasyon Gençlik Kolları Başkanımız, aynı zamanda Vahdet Kardeşim de dahil olmak üzere bu organizasyonların tamamında onların desteklerini gördük. Arkasından yine İsviçre üzerinden Lyon'a geçtik. Lyon'da Fransa Türk Federasyon adına bazı organizasyonlarda bulunduk. Yine Lyon'da Expo Lyon fuar alanında dostlarla bir araya geldik. Kıymetli misafirler vardı. İşte Burak Özçivit, Alişan Kapaklıkaya, Ahmet Şimşirgil, Mirat Çağrı Aktaş gibi yazarlarla beraber 4-5 kişilik bir ekip halinde orada yazar ve işte sinema sanatçısı bir araya geldik ve oradaki Türk vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Konferanslar gerçekleştirdik. Şehrim Kahramanmaraş adına gerek Zürih'te, gerek Vorarlberg bölgesinde, Dornbirn'de, gerek Viyana'da, gerekse Lyon'da yurt dışı Türklüğüne teşekkürlerimi ilettim. Çünkü depremde, 6 Şubat depreminde yer yerinden oynadığında, yerler yarıldığında, binalar yok olduğunda, insanlarımızı şehit verdiğimiz o süreçte hemen birkaç gün içerisinde Avrupa Türklüğü tırlar doğrusu yardımlar gönderdiler. Maddi ve manevi imkanlarını seferber eylediler. Ve Sütçimam'ın şehrinden, kahraman şehrimizden madem ki gidiyoruz oraya, buradaki insanlarımıza teşekkür etmeliydik ki
şehrimiz adına teşekkür ettik. Çünkü onların gerçekten çok büyük destekleri oldu. Kıymetli dostlar, bu gezdiğimiz alanlarda gördüğüm süreç şudur. Hem Türkiye adına, Türkiye'de okullarda yaptığımız programlar, hem Türkiye'de deprem sürecinde Hatay'ın bir bölümünü gezdim. Nurdağ, İslahiye, Kayseri'ye kadar, Boğat'ta, Elbistan, Göksun, Avşin, yine Malatya hattı sınırına kadar Adıyaman merkezine iki defa gitmek kaydıyla, Gaziantep'e defalarca gitmek kaydıyla, Maraş'ın hemen hemen merkezinde sokak sokak gezerek deprem bölgesini baştan sona dolaştım. Bu büyük yıkım, yani 11 şehri etkileyen ve 13 milyon insanı doğrudan etkileyen, milyonlarca insanı dolaylı şekilde etkileyen bu muazzam yıkımın karşısında bir ruh bizi ayağa kaldırdı. Millet olma bilinci. Sanki 1923'te Anadolu'da Ankara'nın kalbinde atılan o iz işaret, orada kurulan devlet sanki 100 yıl sonra yeniden bir imtihana tabi tutuldu. Bu bölgelerde 100 yıl önce Fransız, İngiliz işgalleri vardı ve inanın deprem gibi bir yıkım vardı. Açlık vardı, sefalet vardı, ordu yoktu, ihtiyaç had safhadaydı. O zaman Afganistan, Pakistan'dan insanlar yardımlar gönderdiler ya da Rusya kontrolündeki Türk beldelerinden. Benzer durumu şimdi Avrupa Türklüğü bizim için yaptı. 100 yıl sonra yepyeniden bir olayla karşı karşıya ve yepyeniden ayağa kalkmaya başladık. İşte bu süreçte bir de siyaseti gördük. Türk halkının, Türk milletinin o vakur, kendinden emin tutumu, durumu, davranışı, demokrasinin örneği olan seçim sandıklarında da bir şekilde tezahür etti. Bir şekilde Türk milleti bütün dünyaya sizin hayalinizdeki Türk nedir? Eğer sizin hayalinizdeki Türk demokrasiden anlamaz ise buyurun size demokrasi dersi dedi. Keza yine sizin beklentiniz iç savaş mı, birbirimizi boğazlamamız mı? Bazen içimizdeki ajanları vasıtasıyla halkı çok üst seviyeye getiriyorlar, böyle tırmandırıyorlar, sanki kavga olacak, gürültü olacak, sanki işte darbe olacak, böyle iddialarda bile işi götürüyorlar ki Türk milleti zekidir, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle çalışkandır, gayretlidir ve demokrasiyi en iyi şekilde dünyanın demokratik olduğunu iddia eden ülkelerin hepsinden daha demokratik bir şekilde seçimini gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam edecektir. Yani demek istediğim odur ki oluşturulan yapay algıların da tamamı sona ermiştir. Bu şunu toparlamak için söylüyorum. Bu şunu göstermektedir. Türk milleti Anadolu'da nasıl bir kıymetin üzerinde, nasıl bir değerin üzerinde yaşadığının farkındadır. Türk milleti bu coğrafyanın bedelle alındığını ve bunun bir bedelinin olduğunu ve bu bedelinin de en yüksek ruh olduğunu ve bunu canla, kanla ödenebileceğini, bunun başka şekilde bir bedelinin olmadığını net olarak göstermiştir. Avrupa'da gezdiğim, konferans verdiğim tüm işte grupların alanlarında, gerek Lyon'da, gerek Dorbin'de, gerek Türk Federasyonu'nun teşkilatlarında verdiğim konferanslarda şunu gördüm. Türk çocukları daha çok çalışmak zorundadır. Bu ifadeyi tekrar söylüyorum. Türk çocukları daha çok çalışmak zorundadır. Aşağı yukarı 200-250 yıllık süreci masaya yatırdığımızda, incelediğimizde karşımıza çıkan şudur. Batı, tırnak içinde söylüyorum, Batı tabiriyle oluşturulan bir yapay algının tam karşısında aslında bilimin, sanatın, edebiyatın orada da olduğunu, burada da olduğunu ama ne hikmetse buradaki grupların, buradaki insanların o bölgedeki insanlara böyle bir hayranlık oluşturduğunu görüyoruz. Ve bunun da taklide döndüğünü. Şunu kabul edelim, teknik anlamda, ulaşım anlamında, sistem anlamında, kanun, nizam, düzen anlamında bir 150-200 yıllık bir fark var, düzen anlamında söylüyorum. Henüz altyapımızı tam manasıyla oturtturmuş değiliz. Ama şundan emin olunuz, üretim anlamında, çalışkanlık anlamında, gayret anlamında onlardaki disiplini, yani Avrupa'daki disiplini Türkiye'ye entegre edebilirsek emin olunuz Avrupa değil, dünyanın yeni merkezi Amerika ya da Çin veya Hindistan veya Rusya değil, Anadolu
tam manasıyla Avrupa'nın ve dünyanın merkezi olacaktır. Peki bunun yolu var mıdır? Vardır. Bunun yolu Türk asrı ifadesi çerçevesi içerisinde bu Türk asrını özümsemekle geçer. Yani şudur, biz bu asrı bütün dünyada, bilimde, sanatta, edebiyatta, sporda ve dahi insani değerler anlamında Türk gibi çalışkan, Türk gibi ahlaklı, Türk gibi bilgiye hizmetkar, bir Türk gibi bilgiyi kendine amaç edinmiş ve yine bilgiyi araç olarak kullanıp dünyaya nizam getirecek bir yapı inşa edersek ve bu algıyı genişletebilirsek elbette Türk asrı olabilir. Büyüyoruz, teknik anlamda büyüyoruz. Gelişiyoruz, sınırlarımızın içerisinde her anlamda gelişmeyi görüyoruz. Ama bunu hızlandırmamız gerekiyor. Yolu basit okuyacağız. Yolu basit daha çok çalışacağız. Yolu basit ahlaklı bir toplum inşa edeceğiz. Kesinlikle zihni mükemmelleşmesini sağlayacak ve bunu kendisine hedef bilecek gençler yetiştirmeliyiz. Yani elbette yeni Aziz Sancarlar yetiştirmeliyiz. Elbette yeni Selçuk Bayraktarlar yetiştirmeliyiz. Elbette Özlem Türeci, Uğur Şahin gibi gençler yetiştirmeliyiz. Elbette Mesut Özil gibi kahraman bir şuurla, milli bir şuurla, Hakan Çalhanoğlu gibi futbolda da, basketbolda da, voleybolda da, güreşte de, halterde de, her sporun her alanında milli bilinci yerinde kahraman çocuklar yetiştirmeliyiz. Manevi değerler hassas evlatlarımız olmalı. Bunun için okumalıyız, okutmalıyız ve öbür taraftan da şunu bir defa kabul edelim. 85 milyon insanın hepsini aynı çizgiye getirmek mümkün değildir. Ama 85 milyon içerisinde 850 bin insan yetiştirmek, özel insan yetiştirmek, 850 maksimum düzeyde iyi eğitim almış, 5-6 yabancı dil bilen, bilimde, teknikte kendini geliştirmiş, dünyayı okuyabilen, kültürel anlamda okuyabilen, sosyal anlamda okuyabilen, ekonomik anlamda okuyabilen, askeri anlamda okuyabilen 850 pırlanta gibi adam yetiştirirsek neden olmasın? Türk'ün asrı. Bu hamur bizde var. Bu maya bu topraklarda var. Bu topraklardan kahramanlar yetiştirebiliriz. Eskiden Seyit Onbaşılar, Kara Fatmalar, Senem Ayşeler, Sütçü İmamlar, Aslan Beyler, Mustafa Kemaller, bunlar eyvallah. Onlar geçen asırdaydı. Necip Fazıllar, Cemil Meriçler, yedi güzel adamlar, Abdurrahim Karakoçlar veyahut Mahsuni Şerifler, Kahramanmaraş içinde söylüyorum. Onlar geçen asırdı. Şimdi yepyeni bir çağ başlatıyoruz. Bu yepyeni çağ Türk'ün asrı olmak zorundadır. Ya Türk'ün asrı olursunuz, bunu sağlarsınız, ayakta kalırsınız veyahut kaybedersiniz. Boğulursunuz. Şöyle dönün bir etrafınıza bakın. Etrafımıza baktığımızda bataklıkları görüyoruz. Etrafımızda Suriye bir savaş bölgesi, Irak bir savaş bölgesi, kendinden emin olmayan yapılar, kendi içerisinde birbirlerine düşman yapılar, bataklık. İran kendi içerisinde ahlaki anlamda büyük bir yozlaşmayı yaşamakta ve bu ahlaki yozlaşma İran'ın sonunu yakın gelecekte bitirecektir. Yine Güney Azerbaycan bölgesinde yaşayan 35 milyon Müslüman Türk kardeşimize yaptıkları, Fars milliyetçiliğiyle yaptıkları zulüm elbette onların dağılmasına sebebiyet verecektir. Bunu şunun için söylüyorum. Onların başına şu gelsin, bu gelsin bedduasında değilim. Aksine İran'ın geleceğiyle ilgili fikir yürütüyorum. Azerbaycan kardeşimiz aynı kan, aynı din, aynı soydaş bir millet olarak büyümektedir, gelişmektedir. Ve Türkiye'nin gelişimiyle beraber kol kola vererek devam etmektedir. Yine Türk konsülü ya da Türk devletleri topluluğu, yani Azerbaycan'dan itibaren Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve bugün de genişletilerek devam etmesi lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tacikistan, yukarıda Macaristan. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Hristiyan olması, Müslüman olması başka şeyler bunlar. Fakat Türk bilinci her kimde nerede varsa onun dini ve mezhepsel durumunu değerlendiremeyiz. Onları göz önünde bulunduramayız. Türk kimliği etrafında birleşiriz. Anlaşılamayan noktalarda
ya da inanç farklılıklar noktasında inancı farklı olan inancını farklı yaşar. Zaten bizim dinimiz bunu gerektirmiyor muydu? Bizim dinimizin emri bu değil miydi? Hazreti Mevlana'nın ifadesi bu değil miydi? Hazreti Yunus'un ifadesi bu değil miydi? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin ifadesi bu değil miydi? 380 yıla yakın kontrolümüz altında olan ecdatları, büyük ataları, büyük ataları Atilla'nın çocukları olan Macaristan bugün Türk konsülünde Türklerle beraber, Türk devletleriyle beraberdir. Aynı şeyi Bulgaristan'da yapmak neden olmasın? Kosova'da, Bosna'da, evladı Fatiha'nın yurtlarında bunu yapmak neden mümkün olmasın? Unutmayın. Bataklık sadece İslam coğrafyasında değil, hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşta bakın. Bir bataklık da orada var. Öbür taraftan kukla durumunda olan devletler var maalesef. Yanımızda Ermenistan ve Yunanistan. Hayatlarının hiçbir evresinde, kuruluş aşamalarından günümüze kadar hiçbir evrelerinde Türk milletine karşı baş koyabilecek güçte olmadıkları için her defasında ya Fransızın ya İngiliz'in şimdilerde Amerika'nın uşaklığını yapmakta olan bu devletçikler Türk milletinin bu coğrafyada oluşturacağı yeni asırda elbette onlar da bizim yanımızda olmak için gerekli hassasiyeti, özeni göstereceklerdir. Düşünsenize, yanı başınızda devasa bir güç, ekonomik anlamda kendini ispat etmiş, hukuk anlamında kendini ispat etmiş, adalet anlamında kendini ispat etmiş, askeri anlamda kendini ispat etmiş dev bir devlet varken elbette onlar bu coğrafyada kukla durumunda kalamayacaklardır. Ya bizimle bu yolu yürüyecekler veyahut yok olacaklardır, kaybedeceklerdir. İşte kıymetli dostlar, bizler ideal insanlar yetiştirmek zorundayız. 850 insan yetiştiremiyorsak en az 85 insan yetiştirmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman birçok şeyin değiştiğini göreceğiz. Bakın, 100. yılını, 103-104. Yılına geliyoruz. 19 Mayıs 1919. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki 73-74 kişi bir ideal uğruna Anadolu'ya topraklarına ayak bastılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının toplasanız 80-85 kişi. Bahsettiğim vaka budur. Yine keza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten önce ve sonra Anadolu'ya gelen insan sayısını hesapladığımızda o kurucu kadro, o Kurtuluş Savaşı'nın esas kadrosu Konya'sından Afyon Kütahya'sına, Erzurum'dan Gaziantep Kahramanmaraş'ına, Adana'nın Çukuru'ndan Çukurova'dan Kars Ardahan hattına kadar 8500 kişilik ana kadro olduğunu hayal ediniz. Bu 8500 kişilik ana kadronun 850 kişilik kadrosu okumuş, gayretli, diplomasiyi bilen, tarihi bilen, kültürü bilen, askeriyi bilen insan yapısından oluştuğunu hayal edin. Yine benim dediğim hesaplar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 100 yıl önce 8-10 bin kişinin Anadolu'da yazdığı bir destanı 85 milyon içerisinden biz yine 8-10 milyon insan çıkarıp bu ülkenin kaderini, sadece bu ülkenin değil, bu ülkede yaşayan insanların umut olduğu mazlum milletlerin de kaderini değiştirecek muazzam bir sistem kurmak zorundayız. 19 Mayıs'taki o ruhu bugün yaşatmak zorundayız. Gençlerimiz taklitçi olmaktan kurtulmalıdır. Gençlerimiz ben Türk'üm dediğinde başı dik bir vaziyette Türk'ün ne yapabileceğini, neler yapması gerektiğini, bir Türk'te bulunması gereken özelliklerin neler olduğunu anlamalı, kavramalı ve buna göre hareket etmelidir. Beklentimiz budur. STK'ların kontrolünde yüzlerce, binlerce gençler bulunmaktadır. Bu gençlerin içerisinden Türk aslına inanmış gençler yetiştiremez miyiz? Okullarımız ağzına kadar gençlerden, çocuklardan ibarettir. 30 milyon yakın genç nüfusumuz var. Bu genç nüfusun içerisinden 1 milyon Türk aslına inanan genç yetiştiremez miyiz? Hadi 100 bin yetiştirelim. Bence bir şeyleri yapma zamanı gelmiştir. Ya Türk'ün asrını, ya gerçeği bu dünyaya göstermeliyiz veyahut köle olmalıyız. Yani kaybetmeliyiz. Bu coğrafya kıymetlidir. Bu coğrafyanın insanları değerlidir. Bu coğrafya mümbit topraklardan meydana gelir. Dolayısıyla bu coğrafyada kıymetli, hatırlı insanlar yetiştirmek gerekir. 5 yabancı dil, 6 yabancı dil bilmeleri lazım. Bir Fatih Sultan Mehmet gibi 21 yaşında İstanbul surlarına geldiğinde Bizans'ta din bilginleri ve diğer bilginler Ayasofya içerisinde meleklerin gravürünü erkek mi kız mı diye tartışırlarken, cinsiyetlerini tartışırken surların önündeki Türk çocuğuna, Türk padişahına, o daha çocuk. Ondan önce burayı 26 kişi kuşattı. 26 farklı devlet, 26 farklı ordu kuşattı, alamadı. Bu da alamaz diyorlardı. Ama 5-6 yabancı dil biliyordu. Fatih surların önünde Şahi topunun iş göremediğini gördüğünde havan topunu mucididir. Havan topunu icat etmiştir.
Lağımları kazdırarak muazzam bir muhasara başlatmıştır. Eski Ceneviz ve Türk tarihinde okuduğu üzere karadan gemilerin götürülebileceğine inanmıştır. Bunları niçin anlatıyorum? Tarihi tekrar ettirmek, o hikayeleri anlatmak için değil. Bugün Mars'ta su aranırken bizim kendi içimizde çocuklarımızın birbirleriyle kavga ediyor olması, sosyal medya hastalığına saplanması, bataklığına saplanması, güya Z kuşağı bilmem ne kuşağı diyerek saygıyı ortadan kaldırdığımız, sevgiyi ortadan kaldırdığımız, okumayı araştırmayı ortadan kaldırdığımız bu gençleri toparlamaktan, el atmaktan, onları sahaya çekmekten bahsediyorum. İnsanlar Mars'a gidiyorlar. Uzaya çıkıyorlar. Gökyüzünün etrafı, dünyanın etrafı uydu çöplüğüne dönmüş vaziyetteyken bizim gençler Z kuşağıymış. Neymiş efendim? Farklı düşün. Ne farklı düşünmesinden bahsediyorsun kardeşim? İdeal bir Türk genci nasıl olur? Bunun bellidir. Sınırları bellidir. Ölçüleri bellidir. Türk genci nasıl olmalıdır? Hedefleri olmalıdır. Okumalıdır. Hem kendi çevresini tanımalıdır, hem dünyayı tanımalıdır. Bu yüzden de en az 5, 6, 7, 8, 10 yabancı dil bilmek zorundadır. Tekniğe sahip olmalıdır. Yani Instagram videosunu yüklerken kullanılan müziği kullanıp onun keyfini çıkarmaktan bahsetmiyorum. Aksine Instagram'ı oluşturan o formülleri ve video yüklerken oluşturulan o matematiksel zekayı, o matematiksel formülü kastetmekteyim. Ona hakim olan bir Türk çocuğundan bahsediyorum. Tablete sahip olan Türk çocuğundan değil, tabletin oluşumunu sağlayan o teknik bilgiye sahip Türk çocuğundan bahsediyorum. Bunu yapmak zorundayız. Türk asrını eğer gerçekleştireceksek yapacağız. Türk asrı 1923'ten 2023'e kadar olan 100 yıllık kuruluş aşamasıydı. Şimdi 2023'ten 2123'e kadar yaşarız ya da yaşamayız. Ulaşırız ya da ulaşamayız. O Allah'ın bileceği biz. Ulaşamayacağımız garanti. Ama atacağımız tohumların çınara döneceğinden eminiz. Çınara dönecek. Ulu çınarlara dönecek. Dünya doğal yaşam üzerine ayakta kalacak. Başka çaresi yok. Öyleyse çocuklarımızı ideal Türk genci nasıl olmalı üzerine yetiştirmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman başarı sağlayacağız. Ve yurt dışında Türk çocuklarında gördüğüm budur. Daha milliyetçiler, daha dindarlar. Anadolu'da ise bir rehavet var. Bu rehavetin Allah muhafaza gaflet ve dalalete, Allah muhafaza eylesin, hatta ihanete gidebileceğini görmekteyiz. Öyleyse şimdi neşter vurma zamanı. Şimdi etkili, yetkili, sözü güçlü olan insanların sahaya çıkma zamanı. Şimdi medrese usulü gibi hücresel bir anlamda herkes etrafında 3 tane, 4 tane adama emek harcamalı. Bunu devlet kendi okullarında yapamaz. Devletin okulları standart adam yetiştirmektir. Yani zeka seviyesi 120 ile 160 arasındaki adamı aynı salona doldurup orada eğitim vermektir. Belli bir eğitimdir. Peki bize düşen nedir? Bize düşen iyi adamlar yetiştirmektir. Nasıl olacak? Öğretmen misiniz? Etrafınızda 5 tane cengaver yetiştirmek zorundasınız. İyi bir şoför müsünüz? İyi bir tır şoförü müsünüz kardeşim? En az 2 tane usta yetiştirmek zorundasınız. İyi şoför yetiştirmek zorundasınız. Bir bilgisayar mühendisi misiniz? Evet. Herkesi bilgisayar mühendisi yapamayız. Ama elinizin altında 2 tane canavar gibi teknik eleman yetiştirebilirsiniz. Berber misiniz kardeşim? Evet. En az ahlaklı 5 tane berberi hayatınız boyunca yetiştirebilirsiniz. Yeri ve zamanı geldiğinde devlet benim diyecek. Yeri ve zamanı geldiğinde Türk milleti budur diyecek kültürlü adamlar yetiştirmek zorundasınız. Bizler bunun mücadelesini veriyoruz. Programın başında söyledim. Belki şunu merak ediyor olabilirsiniz. Oradan oraya koşturuyor. Bu adam ne yapıyor? Kapı kapı dolaşıp tarih anlatıyorum. Kapı kapı dolaşıp bilim tarihi anlatıyorum. Kapı kapı dolaşıp Taküddin Efendi'den, İbn Sina'dan, Farabi'den, Fuat Sezgin'den, Ali Şirnevai'den, Nizamül Mülk'ten, Tony Cook'tan bahsediyorum. Harun Reşit'ten bahsediyorum. Mutasım'dan ve daha diğer bilime yatırım yapan, ilim adamlarına destek olan halifelerden, padişahlardan bahsediyorum. Ve günümüzde bilime, sanata, sanatçıya destek olan insanlardan bahsediyorum. Programın başında söyledim.
beni çocuklarıyla buluşturan Türk Federasyonu, Avrupa Türk Federasyonu'na teşekkür ederim. Fransa'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya. Niye bitileştiriyor? Bir hedef var, bir amaç var. Peki burada geçen yıl Allah var, deprem öncesinde de çok güzel projelerimiz vardı. Türk Kol Belediye Başkanımız Osman Okumuş Bey'in gayretleriyle güzel projeler gerçekleştirdik. Allah razı olsun. Keza Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay Bey'in destekleriyle çok güzel programlar yaptık, gerçekleştirdik, çalışmalar yapıyoruz, kütüphaneler oluşturuyoruz. Amacımız gençlik, amacımız insan yetiştirmek, amacımız Türk asrını ayağa kaldırmak. İşte belediye başkanlarımız böyle çalışıyor, destek veriyorlar. Dernek başkanlarımız böyle destek veriyorlar. Öğretmen arkadaşlarımız aynı şekilde. Okul müdürlerimiz bizi çocuklarla bir araya getiriyor. Herkes üstüne düşen yapıyor ve biz gece ve gündüz çalışıyoruz ve diyoruz ki bu sancağı dikeceğiz. Bu sancağın bir amacı var. Bu kitapların hepsinin tek tek bir amacı var. Türk adını yazdım. Türk adından Osmanlı'ya kadar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar ve Cumhuriyet'ten günümüze kadar. Bakın bu sancağı dikmek zorundayız. Bu önemli. Bu sancağı asker olarak dikeceğiz. Bu sancağı profesörler, bilim adamları, yazılım mühendisleri olarak dikeceğiz. Bu sancağı esnaf olarak dikeceğiz. Bu sancağı din adamları olarak dikeceğiz. Bu sancağı öğretmenler olarak dikeceğiz. Bu sancağı anneler olarak dikeceğiz. Sevgili anneler, sözüm size. Sizin ilk dilini öğrettiğiniz, ilk dini bilgilerini verdiğiniz, ilk davranışlarını öğrettiğiniz çocuklarınızın dünya mazlum milletlerine sahip çıkan evlatlar olmasını sağlamak sizin elinizde. Kıymetli anneler, çocuklarınıza güzel Türkçe konuşmayı öğretmek, çocuklarınızı okumaya teşvik etmek sizlerin elinde. Aman ben ne gelir elimden hocam dermiş gibi düşünmenizi istemem. Asıl sizsiniz bu işin mimarı. Türk kadınıdır bu işin mimarı. Türk aile gelenekleridir, örfleridir bunların mimarı. Efendim bozuldu. Evet bozuldu. Efendim çocuklar böyle davranıyor. Doğrudur. İşte çocuklar ahlaki anlamda şu. Evet. Peki bu böyle diye biz ne yaptık? Hangi adımları yaptık? Hani meşhur bir atasözü var. Dünyayı temiz görmek istiyorsanız önce kendi evinizin önünü süpürmekle başlayın. Öyleyse sabah sırtını giydirdiğin, ütüsünü ütülediğin, yemeğini yedirdiğin, omuzuna dokunarak evladım diye sevdiğin çocuğu sokağa gönderirken nasıl gönderdin? Evde böyle ahlaki anlamda kendini donatmış mı? Kültür anlamında kendini donatmış mı? Yani sokağa gönderdiğin çocuk etrafına iyilik mi anlatacak? Güzellik mi satacak? Saçacak? Yoksa bugün ben ne kazanırım ne kazanırsam o kârdır, o mudur kâr diyecek? Başkasını aldatmaya yönelik mi hamle yapacak? Öyleyse bir beklentiyle ilgili bir mevzu var. Çocuklarınıza kazan nasıl olursa olsun yine kazan derseniz o çocuk hırsızlık yapabilir. O çocuk uysuzluk yapabilir, yolsuzluk yapabilir. Kırmızı ışıkta geçip bir garibanın evladını ezebilir. Ama aman evladım, bizim dergahımız, bizim evimiz helal lokmanın olduğu yer diye öğretirseniz o çocuk evine helal getirir. O çocuk dışarıdan helal lokma getirmek için mücadele eder. O çocuk dışarıya çıktığında başkasının hakkını yememeye özen gösterir. O çocuk dışarıya çıktığında benim Allah'ım nasıl varsa onun da Allah'ı var. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Öyleyse onu kandırırsam onun Allah'ı elbette, yani bizim Allah'ımız elbette bunun hesabını bizi sorar. Allah bizi görüyor der. Kıymetli dostlar, ideal koyacaksınız anneler. İdeal olacak. Çocuğunuzu kucağınıza aldığınız an itibariyle şu duayı etmelisiniz. Allah'ım, bu evladım önce dinine, devletine, milletine hayırlı olsun. Allah'ım bu evlat yetişsin, mazlum milletlere umut olsun demeniz lazım. Aksi halde olumsuzlukları anlatmak kolay, eleştirmek kolay, hakaret etmek kolay. Bakın 4 yaşında 5 yaşında hafız çocuklar görüyorum yurt dışına gittiğimde. Şakır şakır İstiklal Marşı okuyor. Türk deyince tüyleri diken diken oluyor. Bir şehit ailesiyle ilgili, şehitle ilgili bir ufak bir hikaye anlatsam gözleri pınara dönüyor. Niye? Çünkü sahip çıkılıyor orada çocuklara. Niye? Görüyor çünkü orada ayrımcılığı görüyor. Niye? Orada yaşanan yaşantıyı görüyor, ülkesindeki durumu görüyor ve üzülüyor. Öyleyse
bizim bir şeyleri değiştirme vaktimiz gelmiştir. İdeallerimiz olmalıdır. Savunma sanayisinden ekonomiye, yerli üretimden her alanda yerli üretim. Toprağı ekeceğiz. Verilen destekleme paralarını çarçur etmeyeceğiz, toprağı ekeceğiz. Vicdan ve ahlak sahibi olacağız. Merhamet sahibi olacağız. Deprem oldu, ev bulunamıyor. Dolayısıyla 3 liralık evi 15 lira derim mecbur kalırlar demeyeceğiz. Bunu yapan insan gaflet, dalalet, hatta ihanet içerisinde demektir. Fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. Memleketi soygun yeri olarak gören fırsatçılara bu imkanı sağlamayacağız. Bakın, biz son zamanlarda yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi bu. Bunun devletle alakası yok. Bunun enflasyonla vallahi de billahi de alakası yok. Enflasyon ayarlamasını devlet yapmaya çalışabilir ama asıl enflasyon ayarlamasını bu toplum yapacak. Bu toplum madem ki Müslüman, öyleyse ilkelerini İslami hukuka göre hareket ederek yapacak ve diyecek ki Allah Resulü diyor ki, filan siyasetçi diyor ki değil, filan kanun diyor ki değil, Allah Resulü diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Bu ölçüye getireceksiniz. Eğer bu ölçüye getirmiyorsanız o zaman kusura bakmayın. Biz bir şekilde bunu getirmek için gayret edeceğiz. Bir avuç adam çıkacağız meydana ve adam yetiştireceğiz. Ve diyeceğiz ki Türk aslına inanan gençler olacak ve bu gençler vatan, millet, bayrak, din denildiğinde böyle bir heykel gibi ayağa kalkacak, dimdik duracak. Yine vatan, millet, bayrak sana bunu emrediyor, beklenti budur denildiğinde engin bir ruh denizine dönecek ve bütün Anadolu'yu karış karış gezecek ve yeniden Anadolu'nun inkişafını, yeniden ayağa kalkışını sağlayacaktır. Anadolu'nun ayağa kalkışı önemlidir. Anadolu ayağa kalktığı zaman hemen en yakınından başlayarak İslam coğrafyasına, arkasından mazlum milletler, dini hiç fark etmez, mazlum milletler coğrafyasına yayılacak. Ve beklenen Türk geri gelmiş olacaktır. Türk asrını inşa etmek mecburiyetindeyiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın gençliğe hediyesi. Mustafa Kemal Paşa sıradan bir adam değil. Fatih Sultan Mehmet gibi en az 3-4 yabancı dil, 5 yabancı dil biliyor. Geometri kitabı yazmış. Tarih alanında müthiş çalışmalar var. Zeki bir adam, girdiği savaşları kaybetmemiş. Elbette şunu diyebilirdi kendi etrafındakilere. Yahu ben işte Cumhuriyeti sizlere emanet ediyorum. Devleti sizlere emanet ediyorum. Hayır. Çocuklarımıza, gençlerimize diyor. 23 Nisan'da çocuklarımıza, 19 Mayıs'ta gençlerimize, 30 Ağustos'ta ordumuza, 29 Ekim'de kadınlarımıza dikkat edin. Niye? Dünyanın hiçbir yerinde seçme seçilme hakkı verilmezken, İngiltere'de bile, Fransa'da bile bu imkanlar yokken kadınlara bu hakları veren Mustafa Kemal Paşa gazetelere gündem olmuştu o tarihlerde. Çok güzel yakalamış. 23 Nisan'da çocuklar, 19 Mayıs'ta gençler, 30 Ağustos'ta askerler, bu vatanın bekçileri, Peygamber Ocağı, Allah Resulü'nün adını taşıyan Mehmetçik ve yine 29 Ekim'de kadınlar, sizler de sahada olacaksınız diyor. Demokrasi, insan hakları diyor. Kıymetli dostlar, tarih geçmişteki hikayeleri anlatmak demek değildir. Tarih geçmişten ders alarak güzel şeyler yapmak demektir. Bizim idealimiz şu olmalıdır. Gökyüzünde, uzayda bir gezegenin adı Türk olmalıdır. Bir gezegenin adına Anadolu adı vermemiz lazım. Bir gezegenin adına bu defa belki de yıllardır payitahtımız olan İstanbul adını vermemiz gerekir. Bir gezegenimizin adına yetiştirdiğimiz bir bilim adamının ismini vermemiz lazım. Neyden bahsediyorum? Artık bitti. İnsanlar dünyanın dışındalar. İnsanlar dünyanın dışında yapay zeka ile bambaşka şeyler yapıyor. Biz buralara gitmeliyiz. Oralara gitmenin yolu hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen Mustafa Kemal Paşa'nın açtığı çizgide hareket etmek. Oralara gitmenin yolu ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulsa alır diyen Allah Resulü Hazreti Muhammed Peygamberimizin yolundan gitmektir.
Bunun yolu ikra ile başlayan ve düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyen Kur'an-ı Kerim yolundan gitmekle mümkündür. Yani Allah'ın işaret ettiği yoldan gitmekle mümkündür. Okuyacağız, çalışacağız. Yepyeni gençler, pırlanta gibi gençler ve bu gençlerle beraber yeni dünya düzeninde Türk'ün asrını inşa edeceğiz. Bu vesileyle 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'dan çıkmışlar. Arkasından Havza, Amasya, Erzurum, Sivas derken Ankara'da büyük büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmışlardı. Ve bu sürecin neticesinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş. Yeni Türk Devleti ortaya çıkmıştı bundan 103-104 yıl önce. İşte bu yolculuğu sağlayan, bu yolculuğa çıkan, bu yolculukta idam fermanı arkasından gelmesine rağmen bir adım geride durmayan, tereddüt göstermeyen, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Ve Türk gençlerine diyorum ki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Ve yine Türk gençlerine diyorum ki genç olma şuuruyla üzerinizde yaşadığınız bu toprakların kıymetini bilin. Vatanınıza sahip çıkın ve dünyada ideal insan tiplemesi örneği olarak bütün dünyanın evet Türk gençler gibi olacağız demesini sağlayacak güzellikler yapın. Bir başka Tarihten Notlar programında görüşmek dileğiyle diyorum. İyi haftalar.